Hazret Yorbaşı kriz masasının önünden başlayıp Yorbaşı'nın Antep girişinden başlayıp merkeze kadar çarşıyı göstereceğim. Çarşının son durumunu ve yapılan çalışmalara bakacağız. Şu an trafik sıkışık da olsa biraz yavaş yavaş ilerliyor. Ama ilerisi açık görünüyor. Çarşı boyunca en çok hasar gören yerleri göstereceğim. Sağlı sollu hava aydınlıkça göstermeye çalışacağım. Kriz masasına sordum, çatılar akşam geliyor dediler. Yakacak yardımı, gıda yardımı, su yardımı, ekmek yardımı hakkından fazla var. Şu an çadırları bekliyoruz. Tabi ara ara böyle bireysel yardımlar geliyor biz dışından. Bunları da paylaşmaya çalışıyoruz. Şurada bölge trafiğin karşısında şu binanın önündeki bina tamamen yerle bir olmuş durumda. Burayı şöyle uzaktan göstereyim size. Buradaki göze çarpan yıkım olan bina bu. Sonra yavaş yavaş gidiyorum bölge trafiğin oradan Yolbaşı meydana doğru. Sağ tarafta burada mermerciler vardı. Onların yerleri şu an bu durumda. Şöyle bir daha göstereyim. Sol tarafta gene binalarda yıkılma var. Gördüğünüz gibi dünya fen diyor. Şimdi binalar böyle yıkılmış. Sağda şu bina böyle yerle bir. Bu Hürriyet Mahallesi'nde en çok hasar alan yerler bu ana cadde üzerindeki binalar. Ara sokaklarda çok fazla yok. Sadece Kilirli Mezarlığı'nın orada bir tane evi gördüm. 3 katlı bir bina yıkılmış, o yıkılmak üzereydi. Hatta bir katı yıkılmıştım. Yine sağ taraftaki bu bina böyle. Buranın altında yanılmıyorsam aynen bir oto tamircisi vardı. Onun yanı burada oto yıkama vesaire vardı, öyle hatırlıyorum. Girişte sağda durumlar bu şekilde. Yine bu OMS'nin fabrika satış mağazasında büyük hasar var. Onun yanında Seç Market'in olduğu bina ve onun arkasındaki bina tamamen çökmüş durumda. Çökmüş binalar böyle. Bunun olayı size göstereyim. Seç Market'in arkasında yer alan bina tamamen enkaz durumda. Oraya gireyim kadar. Seç Market'in karşısında mini hal çökmüş durumda. Onun yanındaki bina çökmüş durumda. Yine bu sağ tarafta ilerideki binalar da çökmüş durumda. Şöyle göstereyim. Hemen karşıda şu bina falan var. Şimdi burada kandırmaz var. Cadde üzerinde en fazla hasar gören binalardan 2-3 tanesi böyle köşe başındaki bir bina. Bu binanın bende hatırası var. Sonra şöyle göstereyim. Şeryada bitiriyor. Bence bu mahallede en çok yıkım gören binalardan biri.
sağdaki bu binalar. Yollar da fena. Bazı yollarda yarım metre, bir metreye yakın çukurlar var. Yolbaşı yol üzeri. Şu bina tamam oldu. Gördüğünüz gibi yollar. Burada Mersin Yenişehir Belediyesi'nin çadırı var. Buranın bilgisini vereyim. Bu çadırda 24 saat çorba ve su yardımı yapılıyor. Jandarmanın yanında. Birnoğlu Sağlık Ocağı'na giden yol, eski Çınarlık Merkezi'nin olduğu sokak. Bu köşe başındaki ekşilerin binası tamamen yıkılmış durumda. Bu yolda trafiğe kapalı. Sol taraftaki binalar da yıkıldı. Şurayı şöyle göstereyim. Burası o ekşilerin binası. Burası Birnoğlu Sağlık Ocağı'na çıkan yol. Sol taraftaki yıkım olan yer eski Çınarlık Merkezi. Karşısında CHP'nin ilçe başkanlık binası var. Onlar tamamen yıkılmış. Onun yanında Türkiye'nin binası. Onun yanında Fatih Çelen. Onun yanında Kerem Ticaret. Kasap. Türksel Bayi. Onlar tamamen yıkılmış durumda. Şu Nimet Ekmeği'nin ara sokağında kahveler vardı. Buralar tamamen yıkılmış durumda. Burada trafiğe kapanmış. Meydanda yine çok fazla yıkım var. Sağ tarafta Çağlayan Eczanesi'nin olduğu bina tamamen ikinci depremde yerle bir oldu. Buradan çarşıya döneceğim. Sağ tarafta uyarların binası vardı. Sonra emmi tantuni falan böyle gidiyor. Buralar tamamen yıkılmış durumda. Şu ara sokak duman ticareti giden yol da tamamen yıkılmış durumda, kapanmış durumda. Böyle. Burası meydana giden ana cadde. Bu cadde sağ taraf komple yıkılmış durumda. Emmi tantuni. Sadece bir uyarım ayarın binası şu an ayakta duruyor. Yine şu sol tarafta bilenler bilir, oranın üst tarafında internet kafe vardı, o binalar da yıkılmış. Sağa doğru ilerleyeyim.
markete giden yol tamamen kırıldı. Bundan sonra ne mesafe var burada yanılmıyorsam tamamen yıkıldı. Burası meydandaki yol. Demir Pastanesi'nden Özran Caddesi'ne doğru bayağı bir yıkım var. Şöyle göstereyim. Aşağısı istasyona giden yol. Özdemir Pastanesi burasıydı. Bu sağ taraf yolda Özran Caddesi'ne doğru giden ana cadde. Burası tamamen kapatılmış, kapanmış durumda. Meydanı tekrardan göstereyim. Gidebilirsem belediyenin oraya doğru gitmeye çalışayım. Bayağı hasar görmüş durumda.
Ben meydana doğru gidiyorum şimdi. Tabii bu arada bunlar hep tehlike arz ediyor. Biraz risk alıp öyle dolaşıyoruz ama ne kadar çok insana şeyler gösterebilip bilgi verebilirsek o kadar çok bizim için iyi olur. Gördüğünüz gibi burası belediyeye giden meydanın durumu, yani yol belki diyebiliriz size 1 metrelik çukurlar oluşmuş. Sağ tarafta bir yol kafe, yol organizasyon vardı. Gelmiştim. Dükkanlarını bekleyen esnaflar var. Memur arkadaşlar var. Bir yola çıkmıştı sağ tarafa. Merak ediyordum. Orayı da size göstereyim. Burası Nimet Ekmeğe doğru çıktığımız cadde. Barış Kırtasiye'nin